Geçici çatılı fiiller cümlede nesne belirtilmeden de kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geçişli olduğu halde nesne yoktur? Kitabına verdiği ismin anlamını sordum. Sordum yüklem. Bakın onu sordum oluyor. Bu geçişli bir eylem. Neyi sordum? Kitabına verdiği ismin anlamını bu cümlede belirtilen nesne var. Bu yüzden eliyoruz. Biz geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan cümleyi arıyoruz. Uyuyakalmış, onu uyuyakalmış olmaz. Bu geçişsiz zaten. Otomatikman eliyoruz. Bütün çiçek türlerini Latince isimleriyle bilir. Bilir yüklemimiz. Onu bilir oluyor. Geçişli. Neyi bilir? Bütün çiçek türlerini bu cümlede belirtilen nesne var. Yine eliyoruz. Kendisine tanınan imkanlarla yetiniyor. Yetiniyor yüklem. Onu yetiniyor. Olmaz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil. Zaten bunu eliyoruz. Yazarın yeni kitabı sanılanın aksine hiç sıkmadı. Sıkmadı yüklem. Bakın onu sıkmadı oluyor. Neyi sıkmadı, kimi sıkmadı diye sorduğumuzda cevap aldığımız bir kelime yok. Yani bu cümlede nesne kullanılmamış. O zaman geçişli olduğu halde nesne olmayan bir cümle cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi geçişsizken geçişli hale getirilmiş bir eylemdir? Bakın geçişsizken geçişli hale getirilmiş. Yani oldurgan. Nasıl oluyor? Fiilimiz geçişsiz oluyor. Normalde nesne alamayan bir fiildir. Ama buna re, te ve tır eklerinden birini getirerek biz bunu geçişli hale getiririz. İşte buna biz oldurgan fiil diyoruz. Şimdi bu tarz sorularda oldurgan ya da ettirgen ararken ilk olarak bu yapım eklerini alan fiillere odaklanmamız gerekiyor. Mesela oluşturuyordu, burada var. Başladı, burada yok. Denedi, burada yok. Düşündürdü, burada bu yapım eki var. Çıkardı, çıkmaktan çıkarmak var. Göremeyecekti, yok. Şimdi 3 tane fiil de var. Bunların oldurgan mı, ettirgen mi olduğuna bakacağız. Bunu anlamanın yolu bu yapım ekini çıkarmak ve önceki fiilin geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu anlamak. Şimdi onu oluşmak olur mu, olmaz. Demek ki burada ek geçişsiz bir fiile gelmiştir. Dolayısıyla bu bir oldurgandır. Bir numarayı alıyoruz. Onu düşünmek olur. Demek ki burada geçişli bir fiile gelmiş. Bu ettirgendir. Bunu almıyoruz. Onu çıkmak olmaz. Burada bu R eki geçişsiz bir fiile gelip onu geçişli yapmıştır. Yani 5 numarada yine oldurgandır. Cevabımız 1 ve 5 B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz bulunduğu cümlenin bir ögesini oluşturur? Yıldızları seyrederek uyumayı çok severdi. Severdi yüklem. Kim severdi? O. O neyi severdi? Yıldızları seyrederek uyumayı. Bakın bu söz öbeğinin tamamı belirtili nesne. Yani altı çizili sözcük tek başına bir öge değil. Babadan kalma eski bir konakta yaşıyor. Yaşıyor yüklem. Kim yaşıyor? O. O nerede yaşıyor? Babadan kalma eski bir konakta. Bakın bu bir sıfat tamlamasıdır. Neyi sorusuna cevap veriyor? Belirtili nesne. Yani altı çizili ifade tek başına bir öge değil. Arkadaşının sözleri onu çok duygulandırmış. Duygulandırmış yüklem. Duygulandıran ne? Arkadaşının sözleri. Bakın bu cümlenin öznesi altı çizili sözcük tek başına bir öge değil. Olanları biliyormuş gibi davranıyor. Davranıyor yüklem. Kim? O davranıyor. O nasıl davranıyor? Olanları biliyormuş gibi. Bakın tamamı zarf cümlecidir. Yani altı çizili sözcük tek başına bir öge değil. Bütün gün tek başına dolaşmıştı şehirde. Dolaşmıştı yüklem. Dolaşan kim? O. Ne zaman? Bütün gün. Nerede? Şehirde. Nasıl dolaşmıştı? Tek başına. Bakın nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf cümlecidir. Ve altı çizili söz tek başına bir ögedir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşinden gelen bu hasret kokulu mektup dünya ile ilişkisini kesen Suat'ı yeniden hayata bağlamıştı. Evet, hayata bağlamıştı yüklem. Hayata bağlayan ne? Kardeşinden gelen bu hasret kokulu mektup bu cümlenin öznesidir. Çünkü yüklemi bulduk. Kim ve ne sorularını yükleme sorduğumuzda cevap aldığımız öge öznedir. Kimi hayata bağlamıştı? Dünya ile ilişkini kesen Suat'ı belirtilen nesne. Nasıl? Yeniden zarf cümleci. Öznemiz kardeşinden gelen bu hasret kokulu mektup cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri zarf tümleci, nesne, doğa tümleç, yüklem şeklinde sıralanmıştır? Eski dostlarıyla buluşup hasret gidermekten oldukça memnundu. Memnundu yüklem. Kim memnundu? O.
Ne kadar memnundu? Oldukça memnundu. Bakın zarf tümleci var. Yüklemden önce dolaylı tümleç yok. Peki neyden memnundu? Eski dostlarıyla buluşup hasret gidermekten. Bu da dolaylı tümleç. Aradığımız sıralama yok. Kitap fuarından hem kendine hem arkadaşlarına pek çok kitap satın almış. Evet. Satın almış yüklem. Kim? O. O nereden almış? Kitap fuarından. Bakın yer tamlayıcısı var. İlk öge yer tamlayıcısı, zarf tümleci değil. Bunu da eledik. Yemekten sonra hep birlikte dondurma yemeye gittik. Gittik yüklem. Kim gitti? Biz gittik. Biz nereye gittik? Yemeğe gittik. Dondurma yemeğe gittik. Bu dolaylı tümleç yer tamlayıcısıdır. Nasıl gittik? Hep birlikte gittik. Zarf tümleci. Ne zaman? Yemekten sonra zarf tümleci. Zaten gitmek nesne alamayan bir fiildir. Bu cümlede nesne yok. Bunu eledik. Otobüsten inince kitaplarını okulda unuttuğunu fark etmiş. Fark etmiş yüklem. Kim? O. O neyi fark etmiş? Kitaplarını okulda unuttuğunu belirtilen nesne. Ne zaman? Otobüsten inince zarf tümleci. Burada da dolaylı tümleci, yani yer tamlayıcısı yok. Dün gece apartmandaki komşularını evlerine davet ettiler. Davet ettiler. Yüklem. Kim? Onlar. Gizli özne. Ne zaman? Dün gece. Zarf tümleci. Kimi? Apartmandaki komşularını. Belirtili nesne. Nereye? Evlerine. Dolaylı tümleç. Yer tamlayıcısı. Yani zarf tümleci, belirtili nesne, dolaylı tümleç, yüklem. Cevabımız B seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Öğrenciler sınıfta günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudular. Okudular yüklem. Kim okudu? Öğrenciler. Bu cümlenin öznesi. Nerede okudular? Sınıfta. Dolaylı tümleç. Yer tamlayıcısı. Peki ne okudular? Günün anlam ve önemini anlatan şiirler. Bakın bu bir sıfat tamlamasıdır. Bölünemez. Ve özneyi bulduktan sonra yükleme sorduğumuz ne sorusuna cevap verdiği için belirtisiz nesnedir. Şimdi belirtisiz nesne var. Özne var. Dolaylı tümleç var. Yüklem var. Zarf tümleci yok. Cevabımız A seçeneğidir. Cümlenin herhangi bir ögesi bir söz öbeğinden oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir söz öbeği değildir? Bunca hazırlık, zahmet hep senin için. Evet, senin için bu cümlenin yüklemi bir edat öbeğidir. Yüklem olmuştur. Bunu eledik. İkiniz birlikte bu işin üstesinden geleceksiniz. Şimdi üstesinden gelmek bir deyimdir. Deyimler cümlenin ögeleri bulunurken ayrılmaz. Tamlamalar da ayrılmaz. Bu işin üstesinden geleceksiniz. Bu cümlenin yüklemidir, söz öbeğidir. Çünkü bu iş sıfat tamlaması, işin üstesinden bir isim tamlaması kurulmuş deyimdeki bir sözcükle. Dolayısıyla yüklem bir söz öbeği. O yıllarda babam köyün tek öğretmeniydi. Köyün tek öğretmeni, bakın araya sıfat girmiş bir belirtili isim tamlamasıdır. İsim tamlamaları cümlenin ögeleri bulunurken bölünmez. Burada da yüklem yine bir söz öbeği. Bizim eşyamız sizinkinin yarısı kadardır. Sizinkinin yarısı kadar. Bakın bir edat öbeğe yine ek eylem olarak yüklem olmuştur. Birkaç kelimeden oluştuğu için söz öbeğidir. Bunu da eledik. Bu davranışınız dürüstlükle bağdaşmıyor. Evet, bağdaşmıyor. Yüklem tek kelimeden oluşuyor. Bir söz öbeği değil. Cevabımız D seçeneğidir. Soru sözcükleri hangi ögeyi bulduruyorsa kendileri de aynı ögedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sözcüğü cümlenin farklı bir ögesidir? Yeni okul binası nerede? Bakın aslında bu nerededir. Ek eylem alan soru sözcükleri yüklemi buldurur. Zaten cevap verdiğimizde cevap olan söz de o cümlenin yüklemidir. Yeni okul binası karşımızdadır. Karşımızdadır yüklem oluyor. Dolayısıyla burada yüklemi buldurmaya yönelik. Bu kadar çok neye kızdın? Bakın neye zaten dolaylı tümleci buldurmaya yönelik bir sorudur. Burada da dolaylı tümleç şeklinde cevap verilecek. Dolayısıyla dolaylı tümleci buldurur. Ödevini hangi arkadaşına sordun? Hangi arkadaşına soru anlamını katmış. Ve bakın burada sonu yönelme durum ekiyle bitiyor. Cevap verelim. Ödevini Ahmet'e sormuş veya ödevimi Ahmet'e sordum. Sordum yüklem. Kime sordum? Ahmet'e. Yine dolaylı tümleci bulduruyor. Oraya gidince kimde kalacaksınız? Cevap verdiğinizde bakın bu soru zaten dolaylı tümleci buldurmaya yönelik. Dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkar. Annem bu durumu hanginizden öğrendi? İşte Ahmet'ten öğrendi. Öğrendi yüklem. Kim öğrendi? Annem. Kimden öğrendi? Ahmet'ten. Bakın cevap yine dolaylı tümleç olacak. A seçeneği yüklemi vermektedir. Cevabımız A'dır. Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangilerinin yüklemi at soylu bir sözcüktür? Titriyor sazan balıkları suyun altında. Bu cümlenin yüklemi titriyor. Çekimli bir eylem.
Titremek fiil. Bu bir fiil cümlesi. Su olur dilimde aydınlığın tadı. Olur, olmak, fiil. Bu kadar uzaklardan nedir buraya gelen? Bakın nedir? Burada ne sözcüğü ek eylem almıştır? Bir zamirdir. İsim soylu bir sözcüktür. Çekip gitmeliyim hiç düşünmeden. Gitmeliyim. Bu cümlenin yüklemi gitmek fiil. Bu cümlenin yüklemi fiil. Bir sen varsın. Kısık sesli yalnızlık var. Bu yokun tersi vardır. Bir de varmak fiili var ama buradaki anlam o değil. Buradaki var mevcut anlamında isimdir. Yani 3 ve 5 at soylu bir sözcük. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabı yoktur? Parkta neşeyle oynayan çocukların sesleri oyalardı Nusret'i bu daracık evde bütün gün. Oyalardı bu cümlenin yüklemi. Ne oyalardı? Parkta neşeyle oynayan çocukların sesleri bu cümlenin öznesi. Kimi oyalardı? Nusret'i belirtili nesne. Bakın kimi sorusuna cevap verdi. Nerede oyalardı? Bu daracık evde. Dolay tümleç. Ne zaman? Bütün gün. Zarf tümleç. Şimdi ne zaman ve kimi sorusunun cevabı var. Kimi ve ne sorusunun cevabı var. Çünkü kimi Nusret'i oyalayan ne? Özneyi bulurken sorduğumuz soru. Nerede ne zaman sorusunun cevabı var. Bu daracık evde bütün gün. Ne parkta neşeyle oynayan çocukların sesleri. Nerede bu daracık evde. Bu sorunun cevabı var. Bakın nasıl diye bir soru sormadık. Kim diye bir soru da sormadık. Çünkü ses öznemiz. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Uyanır uyanmaz kapıcının getirdiği gazetelere bakar. Bakar yüklem. Kim bakar? O bakar. O ne zaman bakar? Uyanır uyanmaz. Zarf tümleci. Neye bakar? Kapıcının getirdiği gazetelere. Dolaylı tümleç. Ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır. Havanın bulutlu olmasından yağmur yağacağını anlamıştık. Anlamıştık yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Neyi anlamıştık? Yağmur yağacağını. Belirtili nesne. Peki bunu neyden anladık? Nasıl anladık? Havanın bulutlu olmasından. Bu da zarf tümleci. Ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmamış. Yeni arkadaşını onu yıllardır tanıyormuş gibi davranıyordu. Davranıyordu yüklem. Kim? O. Gizli özne. Kime? Yeni arkadaşına. Dolay tümleç. Nasıl davranıyordu? Onu yıllardır tanıyormuş gibi zarf tümleci. Ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmamış. Uzun kış gecelerini kitap okuyarak geçirirdi. Geçirirdi yüklem. Kim? O. Gizli özne. O neyi geçirirdi? Uzun kış gecelerini. Belirtili nesne. Nasıl geçirirdi? Kitap okuyarak zarf tümleci. Ögeleri ayırmada bir yanlışlık yok. Televizyonda izlediği filmden etkilendiğini anlamıştım. Anlamıştım yüklem. Kim ben? Gizli özne. Ben neyi anlamıştım? Televizyonda izlediği filmden etkilendiğini. Bunun tamamı belirtili nesnedir. Neden televizyonda ayrı bir öge değildir? Çünkü nerede anlamıştım? Televizyonda anlamıştım. Burada verilmek istenen televizyonda anlamıştım değil ki. Televizyonda izlediği filmden etkilendiğini anlamıştım. Burada televizyonda sözcüğü bu izlemek fiilimsisiyle ilgili bir durumdur. Yüklemle ilgili değildir. O yüzden bu yüklemin bir ögesi değildir. Yani burada ögeleri ayırmada bir yanlışlık var. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir? Pençereyi kapatan kimdi? Bakın hem soruda ek eylem var hem cevapta ek eylem var. Demek ki soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Burada cevap yüklemdir. Şimdi soru edatı olan mı hangi ögeden sonra geliyorsa o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Burada yüklemden sonra gelmiş yüklemi buldurmuştur. Şimdi ne okuyalım? Şiir okuyalım. Kim okusun? Biz. Özne değil cevap. Yüklem de değil. Burada cevap belirtisiz nesnedir. Yani özne de yüklem de değil. Cevabımızı bulduk. Diğerlerine bakalım. Kapıdan içeri ne girdi? Bakın ne girdi? Giren ne? Eylemi yapan soruluyor. Kedidir. Kedi bu cümlenin öznesidir. Sana bu haberi kim verdi? Haberi veren soruluyor. Eylemi gerçekleştiren yine öznedir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı nesne görevindedir? Şimdi işaret adıllarını bulalım. Buradaki onlardan sözcüğü işaret adılı değildir. Çünkü insan kastedilmiştir. Şahıs zamiridir.
Zaten kimden haber alamıyorum? Onlardan burada dolay tümdeştir. Bunu eledik. Şimdi B seçeneğinde zaten işaret adılı yok. Buradaki bu sözcüğü işaret sıfatıdır. İşaret adılı değildir. Bunu da eleyelim. Şimdi buradaki onu sözcüğü işaret adılıdır. Çünkü insan dışında bir varlık için kullanılmış. Koyabilir misin? Yüklem kim? Sen. Sen neyi koyabilir misin? Onu. Bakın burada işaret adılı nesne görevinde. Sizin hastaneye biz de geleceğiz. Siz ve biz şahıs zamiridir. Zaten burada işaret adılı yok. Yarın akşam hep beraber tiyatroya gidiyoruz. Burada işaret adılı yine yok. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Şimdi bazı fiiller nesne alamazlar. Bunlara durum fiili diyoruz. Önüne onu getirdiğimizde olmayan, yani mantıklı olmayan fiiller durum fiilleridir. Zaten yüklemi durum fiili olan bir cümlede nesne olamaz. Yani bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Şimdi beğendim, bulmuyorum, yıkacağız, yordu, atladı. Bakın, onu yordu, onu yıkacağız, onu bulmak, onu beğenmek oluyor. Ama onu atlamak olmuyor. Demek ki atlamak geçişsiz bir fiil. Bu cümlenin nesnesi olamaz. Cevabı bu şekilde bulabilirsiniz. Beğendim. Neyi beğendim? Yazarın son kitabını. Bakın burada nesne var. Neyi bulmuyorum? Düşüncelerinizi açıkça söylemenizi doğru bulmuyorum. Bu yine nesne. Kaçak olarak yapılan bütün binaları nesne. Neyi yıkacağız çünkü? Kimi yordu? Beni yordu. Yine nesne var. Cevabımız E seçeneğidir. Cümlede üzerine durulan ögeyi vurgulamak için onu yükleme yaklaştırmak gerekir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmaktadır? Evet, fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir. Dayımın bizi ziyarete geleceğini bilmiyordum. Bilmiyordum yüklem neyi bilmiyordum? Dayımın bizi ziyarete geleceğini, bakın burada yüklemden önce nesne var. Nesne vurgulanmış, bunu eledik. Bu sırrı yalnız annesine anlatmış. Anlatmış yüklem. Kim anlatmış o? Kime anlatmış? Annesine. Dolaylı tümleç var yüklemden önce. Bunu da eliyoruz. Seni üzmek istemediğimden onu arayacağım. Arayacağım yüklem. Kim ben? Gizli özne. Kimi arayacağım? Onu. Bakın burada belirtili nesne vurgulanmış. Çünkü yüklemden önceki öge o. Evrakları alanın Ali olduğunu söylemiştim. Söylemiştim yüklem. Kim söylemişti? Ben. Gizli özne. Ben neyi söylemiştim? Evrakları alanın Ali olduğunu. Bakın bu belirtili bir nesnedir. Burada nesne vurgulanmıştır. Buraya bizi çok özlediğinden gelmiş. Gelmiş yüklem. Niçin gelmiş? Bizi çok özlediğinden. Bakın niçin sorusuna cevap veriyor. Zarf tümleci. Yüklemden önce zarf tümleci gelmiş. Vurgulanan öge zarf tümlecidir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerin hangisi arasında ögelerinin sıralanışı yönünden benzerlik vardır? Tepki gösterdi yüklem. Tepki gösteren kim? Herkes. Özne. Kime tepki gösterdi? Oyun başladıktan sonra bile konuşmaya devam eden bazı seyircilere dolaylı tümleç. Çünkü bu bir tamlamadır, bölünemez. Yani dolaylı tümleç, özne, yüklem sıralamasını arıyoruz. Onun en iyi dostlarıydı bu cümlenin yüklemi. Kitaplığında yer alan ve her kitap meraklısını büyüleyecek güzellikte olan kitaplar bu cümlenin öznesidir. Özne yüklemden oluşuyor, eledik. Şaşırdık yüklem. Kim şaşırdı? İkimiz. Özne. Ne kadar şaşırdık? Çok. Zarf tümleci. Bakın burada zarf tümleci var. Ne zaman? Otobüs durağında karşılaşınca zarf tümleci. Bunu da eledik. İstiyordu yüklem. İsteyen kim? En çok kelebekleri, çiçekleri, oyunu özleyen çocuklar. Bu cümlenin öznesi. Neyi istiyordu? Havaların düzelmesini. Belirtin nesne. Bunu da eledik. Çekildik yüklem. Kim çekildi? Bütün aile. Özne. Nereye çekildi? Evimize. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Sahildeki uzun yürüyüşün ardından. Zarf tümleç. Bu da değil. Cıvıldaşıyor yüklem. Kim cıvıldaşıyor ya da ne cıvıldaşıyor? Neşeli kuşlar, özne. Nerede cıvıldaşıyor? Çiçekleri patlamış dallar arasında dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç, özne, yüklem. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin oluşturduğu ege aşağıdakilerin hangisinde vardır? İyi bir eğitim sistemi bireyi hem yeteneklerini hem de toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak yetiştirmeyi amaç edinir. Amaç edinir yüklem. Amaç edinen ne? İyi bir eğitim sistemi, özne.
Neyi amaç edinir? İşte altı çizili ifade neyi sorusuna cevap vermektedir. Yani belirtili nesnedir. Biz belirtili nesne olan cümleyi arıyoruz. Şimdi ilk cümlenin yüklemi isimdir. İsim cümlelerinin nesne olmaz. Çünkü nesne fiilden etkilenen ögedir. Şimdi ailede başlayıp okulda devam eden bir süreçtir bu cümlenin yüklemi. Eğitimde öznesidir. Nesne yok. Eğitimimizin sorunlarıyla ilgili kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz yüklem. Kim biz? Gizli özne. Biz neye çalışıyoruz? Eğitimimizin sorunlarıyla ilgili kalıcı çözümler üretmeye. Bakın neye sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç. Bunu da eledik. Uygulama çalışmalarını eğitimde daha fazla yer vermeyi hedefliyoruz. Yüklem kim? Biz. Biz neyi hedefliyoruz? Uygulama çalışmalarını eğitimde daha fazla yer vermeyi. Neyi sorusuna cevap verdiği için nesnedir. Nesne yüklem. Bakın altı çizili öge burada var. Belirtili nesne cevabımız C seçeneğidir. Ara söz cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin açıklayıcısı olan bir ara söz vardır? Avni Bey'i, derneğimizin kurucusunu Şükran'la anıyoruz. Anıyoruz yüklem. Kim anıyor? Biz. Bir kere gizli özne var. Peki ara söz neyi açıklamış? Kimi anıyoruz? Avni Bey'i. Burada nesneyi açıklamıştır. Bunu eledik. Yüreklere yaşama sevinci üfleyen ay, Nisan bin bir çiçekle çaldı kapımızı. Şimdi kapımızı çaldı yüklem. Çalan ne? Yüreklere yaşama sevinci üfleyen ay yani Nisan bu cümlenin öznesidir. Bakın Nisan öznenin açıklayıcısıdır. Çünkü çalma işini Nisan gerçekleştiriyor. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı öznede nesnede değildir? Bu dükkandan ne alacaksınız? Şimdi siz öznesi bu cümlenin. Soru da bize nesneyi buldurur. Bu dükkandan kazak alacağım, kazak aldım dediğimizde cevap nesnedir, belirtisiz nesnedir. Otobüs mü bekliyorsun? Bakın mı hangi ögeden sonra geliyorsa o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Bekliyorsun yüklem, kim sen, ne bekliyorsun otobüs? Dolayısıyla burada verilen cevap nesnedir. Çünkü nesneden sonra gelmiştir mi? Size burayı kim gösterdi? Gösterme eylemi yapan soruluyor. Köşedeki bakkal bu cümlenin öznesi olur. Kitapların hangisini okudun? Bir kere özne sen. Neyi okudun? Bakın neyi sorusuna, hangisini sorusuna cevap veren öge belirtinin nesnedir. Burada da yine cevap nesnedir. Yerine koyduğumuzda zaten nesne çıkacak. Bu eşyalar sizin mi? Bakın cevap verelim. Bu eşyalar benim. Bu cümlenin yüklemi ne olur? Benim olur. Aslında o benimdir. Burada cevap yüklemdir. Yani ne özne ne de nesne değildir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, özne, nesne ve yüklemden oluşur. Şimdi filmin sonuna doğru bir zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla bu zarf tümleci olabilir. Bundan sonra özne, nesne ve yüklem gelecek. Salonda fısıldaşmalar başladı. Başladı yüklem. Başlayan da fısıldaşmalar özne. Nerede? Salonda. Dolaylı tümleç. Nesne yok. Ve bizden dolaylı tümleç istenmiyor zaten. Herkesin heyecanı iyice arttı. Evet arttı yüklem. Artan ne? Herkesin heyecanı özne. Ne kadar arttı? İyice zarf tümleci. Burada nesne yok. Konu bütünüyle değişti. Değişti yüklem. Değişen ne? Konu özne. Nasıl değişti? Bütünüyle zarf tümleci. Zarf tümleci özne. Zarf tümleci yüklem oldu. İzleyicilerin arasında tartışma çıktı. Evet, çıktı yüklem. Çıkan ne? Tartışma. Özne. Nerede? İzleyicilerin arasında. Dolaylı tümleç. Bizden dolaylı tümleç istenmemişti. Bunu da eledik. Seyircilerden bazıları salonu terk etti. Terk etti yüklem. Ne zaman terk etti? Filmin sonuna doğru zarf tümleci. Nereyi terk etti? Neyi terk etti? Salonu belirtili nesneye. Kim terk etti? Seyircilerden bazıları özne. Zarf tümleci özne, nesne, yüklem cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Borç para mı istiyorsun? Şimdi mı hangi ögeden sonra geliyorsa o ögeyi buldurur. Yani o yokmuş gibi cümlelerin ögelerini bulalım. İstiyorsun yüklem kim? Sen gizli özne. Sen ne istiyorsun? Borç para. Evet burada belirtisiz nesneyi buldurmaya yöneliktir. Aradığımız cümlelerden biri bir.
İşe mi başladı? Başladı yüklem. Kim o? O neye başladı? İşe. Bakın burada doğa tümeçten sonra gelmiş. Demek ki onu bulduracak. Bunu eledik. Yarın gelecek. Gelecek yüklem. Kim o? Ne zaman? Yarın. Zarf tümeci eledik. Zarf tümecinden sonra geldiği için zarf tümecini bulduracak. Baban da mı gitmiş? Gitmiş yüklem. Giden kim? Baban. Bakın burada öznedir. Bunu da eledik. Birini mi aradınız? Aradınız yüklem kim? Siz. Gizli özne. Kimi aradınız? Birini. Bakın burada nesnedir. Nesneden sonra gelmiştir mi? Nesneyi buldurmaya yöneliktir. O zaman 1 ve 5 cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Siz hangi dairede oturuyorsunuz? Bakın soru unsuru hangi dairede ile sağlanmış? Cevap verelim. İşte biz 5. dairede oturuyoruz. Oturuyoruz yüklem. Kim biz? Nerede oturuyoruz? Hangi dairede? Cevap verdiğimizde dolaylı tümleç karşımıza çıkıyor. Özneyi buldurmuyor. En son hangi kitabı okudun? Bir kere okudun, sen okudun. Cevapta da ben okudum diyecek. Özne bir kere bulunmuyor. Ne okudun? Kitap okudum. Dolayısıyla burada nesneyi buldurur bize. Bunu da eledik. O evde yaşayanları tanıyor musun? Mımi mumi hangi ögeden sonra geliyorsa o ögeyi buldurur. Burada yüklemden sonra gelmiş. Yüklemi bulduracak. Bunu da eledik. Çiçeklerin hangisi bol su istiyor? Bakın cevap verelim. Menekşe bol su istiyor. İstiyor yüklem. İsteyen kim? Menekşe. İşte burada soru bize özneyi buldurmaktadır. Cevabımızı bulduk. Kardeşin senden ne rica etti? Burada nesneyi buldurmaya yöneliktir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı yönünden benzerlik göstermektedir? İlkbahar boyunca bulutların gözleri yaşlıdır. Yaşlıdır yüklem. Yaşlı olan ne? Bulutların gözleri özne. Ne zaman? İlkbahar boyunca zarf tümleci. Onların ağlaması toprağı güldürmek içindir. Bakın toprağı güldürmek içindir yüklem. Onların ağlaması da özne. İkinci cümle özne ve yüklemden oluşuyor. Suya doyan toprağın bağrından otlar, çiçekler biter. Biter yüklem. Bitenle otlar, çiçekler özne. Nereden? Suya doğan toprağın bağrından. Evet, suya doyan toprağın bağrından dolaylı tümleç. Şu ana kadar hiçbiri birbirine aynı değil. Bunların üstünde kelebekler arılar dans eder. Dans eder yüklem. Kim dans eder? Kelebekler arılar özne. Nerede? Bunların üstünde. Dolaylı tümleç. Bakın dolaylı tümleç özne yüklem. 3'te de var. 4'te de var. Cevap çıktı. Ama biz 5.'ye de bakalım. Çekirgeler, karıncalar buraları kendine mesken tutar. Mesken tutar yüklem. Kim? Çekirgeler, karıncalar özne. Buraları belirtili nesne. Kendilerine de doğayı tümleç. Cevabımız E seçeneğidir. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Romanlarında büyük değişimlerin meydana geldiği Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasında uzanan zaman dilimlerindeki kuşaklar arasında yaşanan çatışmaları işlemiştir. İşlemiştir yüklem. Kim işlemiştir? O işlemiştir. Bu gizli özne. Peki nerede işlemiştir? Romanlarında dolaylı tümleç. Ne işlemiştir? Büyük değişimlerin meydana geldiği Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasında uzanan zaman dilimlerindeki kuşaklar arasında yaşanan çatışmaları işlemiştir. Bu da nesne. Dolaylı tümleç, nesne, yüklem. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlenin yüklemine verilen sorulardan hangileri yöneltildiğinde cevap alınabilir? Geçen hafta dergideki yazınızda dile getirdiğiniz eleştirilerin bir bölümü gerçekleri yansıtmıyor. Yansıtmıyor yüklem. Yansıtmayan ne? Geçen hafta dergideki yazınızda dile getirdiğiniz eleştirilerin bir bölümü. Bu cümlenin öznesi. Bakın geçen hafta yansıtmıyor değil. Geçen hafta dergideki yazı bu. Dikkat edin, o bir öge değil. Demek ki ilk olarak ne sorusunu sorduk. Peki neyi yansıtmıyor? Gerçekleri. Bunun da cevabını aldık. Ama ne zamanın ve neredenin cevabı yok. Çünkü bakın dile getirdiğiniz bir fiilimsidir. Onun unsurlarıdır bunlar. Yani geçen hafta ve dergideki yazınızda ifadeleri yüklemle ilgili değildir. O yüzden ayrı bir öge değildir. Bu soruları sormayacağız. Biz 1 ve 2'yi sorarız ancak. Onun cevaplarını alıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlede altı çizili bölümün oluşturduğu öge aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Şimdi yer vermiş yüklem, yer veren kim yazar özne, nerede yer vermiş okurların beğenisini kazanan romanda Dolayı Tümleç. Biz Dolayı Tümleç arıyoruz. Kuruyor yüklem, kuran kim? Filmdeki üç kişiden biri özne. Neyi kuruyor? Yeni bir hayata başlamanın hayalini kuruyor. Bu da nesne. Bunu eledik. Dolayı Tümleç yok. Biz Dolayı Tümleç arıyoruz. Dolu yüklem, dolu olan ne? Film, özne. Ne ile dolu? İzleyicileri derinden etkileyecek duygusal sahnelerle. Evet, bu da Edat Tümleci'dir. Bunu da eledik. Bir dehanın portresini çok başarılı bir biçimde veren film. Farklı teknikler barındırıyor. Barındırıyor yüklem. Bir dehanın portresini çok başarılı bir biçimde veren film. Bu cümlenin öznesi, farklı tekniklerde nesnesidir. Burada Dolayı Tümleç yok. Fark ediliyor yüklem. Fark edilen ne? Filmin çekildiği dönemin sanat anlayışının izleri. Bu cümlenin öznesi. Nerede fark ediliyor bu yapıtta? Evet, bu da Dolayı Tümleç. Burada Dolayı Tümleç var. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz cümlenin öznesi değildir? Trafik kurallarını iyi öğrenmek gerekir. Gerekir yüklem. Gereken ne? Trafik kurallarını iyi öğrenmek. Evet, bu cümlenin öznesi. Bizi ayıracak zamanı yokmuş. Yokmuş yüklem. Yok olan ne? Bizi ayıracak zamanı. Evet, bu cümlenin öznesi. Çocuklarla arası çok iyiydi. İyiydi yüklem. İyi olan ne? Çocuklarla arası özne. Evet, altı çizili öge özne. Her ulusun kendine özgü bir mizah anlayışı vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Her ulusun kendine özgü bir mizah anlayışı. Evet, özne. Çocukluk ve ilk gençliğinde çok mutluydu. Mutluydu yüklem. Mutlu olan kim? O. Evet, gizli öznemiz var. Burada altı çizili söz cümlenin öznesi değil. Peki ne zaman mutluydu? Çocukluk ve ilk gençliğinde ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Nesne, özne bulunduktan sonra yükleme sorulan neyi, kimi ve ne sorularına cevap veren ögedir. Başını öne eğerek konuşulanları dinledi. Dinledi yüklem kim? O. Gizli özne neyi dinledi? Konuşulanları. Bakın burada nesne var. Bizden kendisine destek olmamızı bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim? O bekliyor. O neyi bekliyor? Bizden kendisine destek olmamızı. Bu cümlede de nesne var. Çünkü neyi sorusuna cevap verilmiş. Belirtin nesne. Geceleri balkonda çocuklarına kitap okur. Okur yüklem. Kim okur? O okur. Peki o ne okur? Kitap okur. Bu belirtisiz nesne. Burada da var. Kendisine verilen hediyeleri pek beğendi. Beğendi yüklem. Kim? O beğendi. O neyi beğendi? Kendisine verilen hediyeleri. Bu da yine neyi sorusuna cevap verdiği için belirtilmesine. Nesne. 2 haftadır yıl sonu programına hazırlanıyor. Hazırlanıyor yüklem. Zaten onu hazırlanıyor olmaz. Nesne alamayan bir fiildir. Durum fiilidir. Hazırlanıyor. Kim? O hazırlanıyor. O neye hazırlanıyor? Yıl sonu programına. Dolayı tümleç. Peki ne zamandır hazırlanıyor? 2 haftadır. Bu da zarf tümleci. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde deniz sözcüğü özne görevindedir? Denizlerden esen bu ince hava saçlarında eğlensin, eğlensin yüklem, eğlenen ne? Denizlerden esen bu ince hava özne. Burada deniz sözcüğü tek başına özne değil, bunu eledik. Ey deniz, şöyle bir gün bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Şimdi seslenme sözleri cümle dışı unsurdur. Cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Burada deniz demek ki cümle dışı bir unsur. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan. Durulmaz yüklem, durulmayan ne? Denizler özne. Ne zaman dalgalanmadan zarf tümleci. Burada deniz sözcüğü özne görevindedir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması özne görevindedir? Şimdi öncelikle C seçeneğinde bir isim tamlaması yok. Yani belirtisiz isim tamlaması yok. Acıların izi var, bu belirtili. Bunu eliyoruz o yüzden. Şimdi giriyor yüklem. Giren ne ağaçlar? Bu cümlenin öznesi. Belirtisiz isim tamlaması değil. Burada akşam güneşi belirtisiz isim tamlamasıdır ama dolayı tümlecin içinde yer almaktadır. Bulacaksınız yüklem. Kim? Siz. Özne gizli. Dolayısıyla isim belirtisiz isim tamlaması değil. Burada şiir tadı var. Belirtisiz isim tamlaması. O da nesne görevinde. Çünkü ne bulacaksınız diye sorduğumuzda cevap veriyor. C'ye bakmıyoruz. D'ye bakalım. Anlatır yüklem. Anlatan ne? Türk şiiri öznemiz. Ve Türk şiiri belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolayı tümleç bir isim tamlamasından oluşmuştur?
Şimdi demek ki cümlede isim tamlaması olması gerekiyor. B'de isim tamlaması yok. E'de de isim tamlaması yok. İsim tamlamalarını gösterelim. Bitkiler ansiklopedisi konu hakkında da olur. Edebiyat öğretmeni ve onun arkadaşları. Şimdi onun arkadaşları, onun unutamadığı arkadaşlar, bakın burada yüklemin içinde. Bunu da eleyebiliriz. Buraya baktığımızda çalışmış yüklem kim çalışmış? O çalışmış özne. O nerede çalışmış? Çeşitli okullarda. Doğa Tümleç burada. Sıfat tamlaması. Nasıl çalışmış? Edebiyat öğretmeni olarak. Zarf Tümleci ne kadar çalışmış? Tam 20 yıl Zarf Tümleci. Burada Doğa Tümleç bir isim tamlamasından oluşmuyor. Şimdi bulabilirsiniz yüklem. Kim bulabilir? Siz. Siz ne bulabilirsiniz? Bilgi. Bu belirtisiz nesne. Peki nerede bulabilirsiniz bu bilgiyi? Bitkiler Ansiklopedisi'nde. Dolaylı Tümleç. Evet, Bitkiler Ansiklopedisi'nde bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü nesne görevindedir? Görebiliyoruz yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Neyi görebiliyoruz? Denizi. Evet, bu belirtili nesne ama bir kelime ve yüklemden önceki bütün kelimeler nesne değil. Nasıl görüyoruz? Rahatça zarf tümleci. Nereden? Bulunduğumuz yerden dolaylı tümleci. Bunu eledik. Karşıladılar yüklem. Kim? Alandakiler özne. Kimi? Az önce gelen misafirleri. Belirtili nesne. Bütün sözcükler nesne değil. Özne de var. Bunu da eledik. Bitirdi yüklem. Kim? Ayşe. Özne. Neyi bitirdi? Okulunu. Bakın belirtili nesne nasıl bitirdi? Çok çalışarak zarf tümleci. Yüklemden önceki bütün kelimeler, sözcükler nesne görevinde değil. Şimdi yürek acılarının en etkili ilacıdır. Bu cümlenin yüklemidir. Burada bir tamlama, isim tamlaması yüklem olmuştur ek eylem olarak. İsim cümlesidir. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Zaten zaman da bu cümlenin öznesidir. Bunu da eledik. Çocukların türkü söylediklerini duydum. Duydum yüklem. Kim? Ben. Ben neyi duydum? Çocukların türkü söylediklerini. Bakın burada bütün sözcükler yüklemden önceki belirtili nesnedir. Cevabımız C seçeneğidir.